Herkese selamlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere Windows 11 işletim sistemine sahip bir bilgisayarın klavye tipini nasıl değiştirebileceğini size anlatmaya çalışacağım. Klavye tipi derken F klavyeden Q klavyeye ya da Q klavyeden F klavyeye nasıl çevirebileceğinizi size anlatmaya çalışacağım. Bunun için ilk başta başlat menümüzü tıklıyoruz. Daha sonra açılan kısımda ayarlar kısmına tıklıyoruz. Sonra açılan kısımda sol alt kısımda bulunan zaman ve dil kısmına tıklıyoruz. Daha sonra açılan kısımda dil ve bölge kısmını tıklıyoruz. Sonra açılan kısımda arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi burada Türkçe diye bir kısım var. Karşısında da 3 adet nokta var. Bu 3 adet noktayı tıklıyoruz. Açılan ufak pencerede dil seçenekleri kısmını tıklıyoruz. Daha sonra açılan sayfada bakın burada yüklü klavyeleri altında sizin şu anda hali hazırda bilgisayarınızda yüklü olan klavye tipleri gözüküyor. Benim şu anda bilgisayarımda tek klavye tipi yüklü arkadaşlar o klavye tipi de Türkçe Q klavye. Eğer siz bilgisayarınıza başka klavyelerde klavye tipleri de eklemek isterseniz bakın sağ üst kısımda klavye, klavye, ekle diye bir kısım var. Burayı tıklıyorsunuz. Buradan istediğiniz klavye tiplerini ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Ben Türkçe F klavye eklemek istiyorum. Gördüğünüz gibi benim bilgisayarımda şu anda hala hazırda iki tane klavye yüklü oldu arkadaşlar. Birisi Türkçe Q klavye, diğeri Türkçe F klavye bilgisayarınızdan VTRL ve çift tuşlarına basarak arkadaşlar bu iki klavye arasında geçiş yapabilirsiniz. Yani ne demek oluyor? Eğer bilgisayarınız şu anda Türkçe Q klavyesi siz CTRL ve shift tuşlarına basarak klavye tipini Türkçe F klavyeye çevirebilirsiniz. Aynısı Türkçe F klavye için de geçerli. Eğer bilgisayarınızın şu anki klavye tipi Türkçe F klavyesi CTRL ve shift tuşlarına basarak Türkçe Q klavyeye çevirebilirsiniz. Videom bu şekilde arkadaşlar. Size de gösterdiğim bu adımları uygulayarak bilgisayarınızın, bilgisayarınızın klavye tipini değiştirebilirsiniz. Eğer videomu faydalı bulursanız lütfen videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.